Evlilik evet. Bütün her şey kader. Yani bizim şurada konuşmamız da kader. Şu çay bardağı elime almam da kader. Gelemeyebilirdik benim. Yani. Ha, gelemeyebilirdik. Çayı elimize alamayabilirdik. Ya şimdi ancak şu var. E kaderse o zaman niye biz çabalıyoruz ki? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Diyor ki sizden biriniz evlenme, bir kadın evlenileceği zaman üç şeyden dolayı tercih edilir. İşte dindarlığı, zenginliği, güzelliği. Veya soy sop, asaleti, güzel şey dindarlığı. Sen bunlardan dindar olanı seç diyor. E benim kaderim belliyse niye peygamber böyle bir şey söylüyor? Veya işte dininden ve huyundan memnun olduğunuz bir erkek kızınıza talip olursa o kızınızı ona evlendirin diyor. Doğru. Yani sadece bu değil. Eğer benim kazanacağım rızık da kaderim. Nasıl olsa kaderim gelsin diyemeyiz. Doğru. Ne yapıyoruz? Biz bir defa bizim kaderimizde ne var bilmiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bize bir irade vermiş, serbest seçim yeteneği vermiş, seçme yeteneği vermiş. Ve bizi yolun ortasına durutmuş. Demiş ki sen istediğini seçebilirsin. Hayır da var. Evleneceğin 20 tane evlenmek ihtimalin olan insan var. Erkek olsun, kadın olsun. Ha, bunlardan birini seçebilirsin sen. Sen hangisini seçersen ben sana onu nasip ederim diyor. Ama benim hangisini seçeceğimi bildiği için kaderi o şekilde yazmış. Evet. Yani böyle Allah takdir etmiş mecbur yapacaksın değil. Ben neyi seçeceğimi, irademi ne tarafa sevk edeceğimi Rabbim biliyor. Tabi bu şu demek değil yani o. Bir insanı sevdiğiniz illa mı onunla evleneceksiniz manasına da herhalde gelmiyor yani. Ya şimdi, yani arzu edenler ya, olabiliyor hocam bir 10-15 sene. Ya şimdi öyle oluyor ki bizim orada bir laf var. Gelin atta sahibi yatta demiş. Ha, o onu söyleyecektim yani. Hani yani, son dakika evlilik nikahta bu iş bozulabiliyor. Yani. Evet kaderdir. Doğru. Ama kader böyle diye de şöyle kenarda durulmaz. İnsan en iyisini seçmeye çalışır. Peki. En uygununu seçmeye çalışır. Ha evlendi, düğün oldu, bir mutsuzluk meydana geldi. İstenilen elde edilmedi. Ha işte ne yapalım, kader böyleymiş. Ha eğer gerekiyorsa, eğer yapabilirlerse evliliklerini sürdürürler, yapamıyorlarsa boşanırlar, o da kaderdir. Peki.